Efendim, Üstün Dökmen, psikolog, yazar, televizyonda programlar yapar. Yıllarca sevimli uslubuyla herkese dinlettirdi kitapları, binlerce, belki milyonlarca sattı, bilmiyorum. Bir televizyon programına, yani bir YouTube kanalına katıldı ve orada Armağan Çağlayan'a dedik ki, tesettürlü, başörtülü psikolog, psikiyatrist olmaz. Çünkü onlar nötr davranamazlar, yani empati yapamazlar. O yüzden dedi, bunun olması doğru değil. Kendisinin acilen bir psikolog değil, bir psikiyatriste gitmesi lazım. Çünkü hiçbir meslek grubunda böyle bir şey söylenemez. Bir ikincisi, bence çok daha dürüst davranabilirdi. Direkt ben tesettürlü ve başörtülü insanlardan haz etmiyorum, onları sevmiyorum ve her meslek grubunda onları görmek istemiyorum deseydi çok daha dürüstçe olurdu. Çünkü bu açıklamayı yaptıktan sonra sosyal medyaya baktığınızda birçok isim, yani bunun dindarlıkla veya işte hükümet yanlısı falan alakası yok isim, hepimiz aynı tepkiyi gösterdik. Yani güya nötr davranamazmış, empati yapamazmış. Peki baş açık bir psikolog, başörtülü, tesettürlü bir hasta geldiğinde nasıl bir empati yapacak? Ama burada tabii şu var, şöyle bir ikinci sınıf muamelesi görme. Yani tesettürlü ve başörtülüler empati yapamazlar. Baş açıklar her şeyi yapar ama başörtülü olunca empati yapamaz. Aslında burada bir aşağılama, ötekileştirme ve sınıflandırma söz konusu. Ben empati yaptım. Üstün Dökmen'e giden insanların yerinde olmak istemezdim. Yani çok enteresan. Peki başörtüyü ve tesettürü savunan insanlar hangi meslek grubunda olabilirler? Bence Üstün Dökmen'in mesleki ehliyeti biraz daha araştırılmalı. Empati yaptım ve ona danışan olarak gitmeyi düşündüm. Açıkçası ürktüm. İşte onun gibi düşünen de birçok insan var daha, ama onlar susuyorlar. Yani Allah fırsat vermesin. O yüzden ben size diyorum ya, 2023 seçimleri niye önemli? Gerçekten Allah fırsat vermesin. Bu arada gerçekten benim hiç AK Parti'den nefret eden, asla oy vermeyen bir arkadaşım bu nasıl bir kepazeliktir dedi ya. Ne demek dedi, psikolog olmamalı. Ha bir de şey dedi, yani milli eğitim aldığı için oluyor, aslında öğretmen de olmaması gerektiğini orada alttan ifade etti. Yani bence keşke içinde mi tutsaydı diyorum. Yıllardır bir kariyeri vardı, onu böyle yerle bir etti. Şunu söyleyeyim, ama tabii söylemesi de, en azından insanların yıllarca işte bir psikolog, yazar olarak hani empati diye ortaya atılan duyguyu, olguyu anlatan böyle bir ismin, herkesin belki de kendine rol model aldığı bir ismin içindeki kendi nefret düşüncelerini bir meslek grubuna mal edecek kadar psikolojiden uzaklaştığını insanlar da görmüş oldu. Hiç kimse kusura bakmasın. Bugün o zaman ben dediğim ki, efendim bugün İmam Hatip liselerinde baş açık öğretmenler var. Doğru mu? O öğretmenlerin belki de bazıları bazı şeylere de inanmıyor ama mesleğini icra ediyor. Niye? Öyle olmak zorunda. Yani bir fen öğretmeni, bir matematik öğretmeni o zaman hiçbir yere atanmasın. Böyle saçma bir şey olur mu? Veyahut da işte siz bir meslek grubuna doktor olamaz, mühendis olamaz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Dünyanın bütün ülkelerinde tesettürlü, başörtülü kadınlar psikolog ve psikiyatristlik mesleğini icra ediyor. Bir de kendisine şunu sormak istiyorum. Tesettür dinen takılan bir şeydir. Bunun beyinle alakası yok. Anlaşılıyor ki Üstün Dökmen bunu kafasına çok takmış. Yani başörtüyü kafasına takmak farklı bir şey. Bir de başörtüyü kafaya takmak. O buna takmış. Peki ben şunu soruyorum. Yani dediklerinin ne kadar anlamsız olduğunu şuradan anlayın. Tesettür bir kadının Müslüman bir kadın olduğunu ve İslam'ın gereği olan tesettürü yaptığını gösteriyor. Ve dindar olduğu için bunu yapıyor. Peki aynı kafadaki erkek, o da psikolog olmasın, psikiyatrist olmasın o zaman. Çünkü
erkeğe tesettür farz değil ama o kadının inanç sistemiyle o erkeğin inanç sistemi aynı. O zaman ne olacak? O erkek de o zaman empati yapamayacak. Böyle saçma bir şey olur mu? Efendim, saça takılanla, kıyafetlerle uğraşmayın. Beyninizi ortaya koyun. Bugün Türkiye'de Teknofest diye bir şey yapılıyor. İHA'ları, SİHA'ları yapıyoruz. Gençler nereye koşuyor? Kalkıyor, yaşını başına almış yılların psikoloğu, eğitimcisi, yazarı kalkıp içindeki kendi nefretini bir meslek grubuna mal edecek kadar gerçekten psikolojisi iyi değil bence. Ya çünkü bunu sağlıklı bir insan söylemez. Ben şimdi diyebilir miyim? Efendim, o yazarlık yapamaz, o doktorluk yapamaz, o onu yapamaz. Ha, iyi yapar, kötü yapar ayrı bir konu. O zaman kadından cerrah olmaz. Bak, Türkiye'de ilk defa kadın bir general atandı. General oldu. Düne kadar kadından asker olmaz diyorlardı. General oldu. Ve siz kalkıyorsunuz yine kadın kimliğini aşağılıyorsunuz. Ben Sayın Üstün Dökmen'e şunu söylüyorum. Bunlarla uğraşacağına çıksın Gülşen'e bir laf söylesin ya. Bak, daha Gülşen dün ne dedi? Annelerin en masum yerleri, özür diliyorum tam cümleyi, memeleridir. Bırakın açık kalsın, göstersinler. Üstün Dökmen, sen kalk bunlarla uğraş, tamam mı? Sayın hocam demiyorum artık size, çünkü benim için öyle bir vasfınızı ben, yani kendime göre, kusura bakmayın, görmüyorum. Kalkın siz toplumun değer yargılarınla, toplumun hiç fark etmez inansın inanmasın, toplumun genetiğinle oynayan, bu kadar topluma zararı olan magazin ünlüleriyle Gülşen'le uğraşsanıza ya. Sahnede neredeyse anada, yakında da zaten üstsüz çıkacak. Bak görün, şimdi filenin altında göğsünün ucunda bir yıldız, bilmem ne, göğsünün yarısını açtı. Yarın sahneye üstünde hiçbir şey, sadece iki tane yıldızla çıkacak bu kadın. Sonra da çıkarsa şaşmayın. Üstün Dökmen bunlarla niye uğraşmıyor? Üstün Dökmen niye kalkıp farklı şeylerle uğraşmıyorsunuz da tesettürle ve başörtüsüyle uğraşıp bir de o insanları bir meslek grubuna layık görmeyip bir de onları aşağılıyorsunuz. Bu toplumun değer yargısını aşağılayan o kadar insan var. Siz niye gidip onlarla uğraşmıyorsunuz? Bunun ruhsal, psikolojik boyutlarını ortaya koymuyorsunuz. Tezler hazırlamıyorsunuz, programlar yapmıyorsunuz da sadece ve sadece inancından dolayı saçını örten, beynini örten değil. Bugün baş açık olup da beynini kilitlemiş, örtmüş, bağlamış o kadar çok insan var ki. Niye bunlarla uğraşmıyorsunuz? Niye gidip magazin ünlülerinin absürt hayatlarını, sosyal medyayı çok daha farklı, bunları ortaya koymuyorsunuz da giyinen kadınla cebelleşiyorsunuz? Zihniyet değişmez, bunu unutmayın. İşte dün akşam TV100'de dedim ya, helalleşme konusu. Ben öyle bir helalleşmenin samimiyetine inanmıyorum kesinlikle. Yani Üstün Dökmen gibi kişiler, bu aynı şekilde helalleşmek isteyen CHP genel başkanı da, asla zihniyet değişmez. Yarın yapabileceklerinin aslında zikredilmesi bu. Yarın nasıl ki zamanında bir sürü haklar alındı, yine alınır. Herkes kendine gelsin. Evet, bir psikolog, bir bilim adamı böyle bir laf edemez. Gidin sosyal medyaya, bir tane taraftar, yani ona taraf ederler de zaten onlar da herhalde pek sağlıklı değiller. Her meslek grubunda, her tipte insan var. Ben bir davaya gittim, avukat süper mini etekle geldi ya. Bir de bakımlıydı, hakim böyle baktı falan, yani avukat ne yapacaksın? Şimdi o zaman bazıları da avukat olamaz. Bazıları doktor, öyle olur mu? Herkes olabildiğinin en iyisi olabilmeli. Başörtülüden, tesettürlüden, beynini örtmediği sürece veya baş açıktan, olsun hocam ya, doktor olsun. Baksana gençlik nereye gidiyor? Herkes ünlü olmak istiyor. Ünlü olacağım diye TikTok'larda rezil ziyan oluyor. Bunlara dalın siz biraz ya. Birazcık bunlara dalın sayın hocam. Üstün Dökmen. Kalkıyorsunuz kendi... Diyorum ya, çok daha dürüstçe olurdu. Deyin ki ya kardeşim, ben gıcık oluyorum. Tesettürlü ve başörtülü kadınları sevmiyorum. Ve bunları
bu meslek grubunda ya da o meslek grubunda görmek istemiyorum. Çok daha dürüstçe olurdu. Psikolojide bu çok önemlidir, siz bilirsiniz. Üstünü örtmek yerine direkt söylersin. Bir duruşunuz olurdu. Şu anda maalesef sizin bu biraz ırkçılık gibi, faşistlik gibi bir şey bu ya. Ne demek efendim? Empati yapamazmış. Baş açık doktor nasıl empati yapıyor? Bak bak nasıl aşağılama var. Yani başörtülüler empati yapamaz, nötr olamaz. Nasıl olamaz? Başörtüsüz bir doktor başörtülü bir hastaya o zaman o da nötr olamaz. Ama baş açık baş aşağı bakacak. Başı kapalı başı kapalı. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Böyle saçma bir şey olur mu? Başımıza ne geliyorsa işte böyle diploması, kariyeri, yıldızları olan kişilerin böyle saçmalıklarından geliyor. Ben üstünü dökmene hiç yakıştıramadım. Ama bir taraftan da millet görsün. Yıllarca tepenize çıkarttığınız muhafazakar kesim de çok fazla. O şirketler kimler? Belki bakanlıklar bile almıştır. Belediyeler deliriyordu. Adamın uslubu, televizyon programı ağzı güzel yapıyor. Şimdi mesleki konuda bir şey diyemem ama netice itibariyle buyurun işte en azından görmüş olduk. Evet efendim, şu kadınları rahat bırakın. Gidin soyunan kadınlarla uğraşın. Bir zahmet. Bir zahmet o soyunan kadınlarla uğraşın. Annelik gibi, anneliğin emzirme gibi gerçekten mahremiyeti olan bir şey için kalkıp da en masum yerleri, memeleri kadınlar bırakın göstersinler diyenlerle uğraşın. Örtenlerle değil.